Merhaba arkadaşlar, Serapla Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu şahane, çok kolay ve de çok gösterişli modeli anlatacağım sizlere. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Nasıl zarif, nasıl güzel duruyor arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Hemen sizlerle de paylaşmak istedim sayılarını. Çok hoş oldu, şahane. Çok güzel bluzlar yapabilirsiniz özellikle diye düşündüm. Çanta bile o kadar güzel olur ki yaz için. Yani çok amaçlı bir model bu. Battaniye bile yapabilirsiniz kalın iplerle. Hadi hep birlikte hemen başlayalım. Benim şöyle elimde olan iplerim var. Yani markası falan yok üzerinde. Şöyle A ipi kalınlığında bu. Öyle bir ip. Şöyle 7 numarada bir tığım var. Şimdi parmağımı basıyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri dönüp parmağımın olduğu yere ikili trabzanla bunu kapatıyorum. Bu birinci trabzanım olmuş oluyor. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzan. Dördüncü trabzan, beşinci, altıncı, yedinci, sekiz, dokuz, on, şu da 11. 11 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim tekrar. 1 atlıyorum. 2. zincirimin içerisinden geçiriyorum. Tekrar 11 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 zincirim var yine. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Yine bir tane zincir atlayıp bir 11 trabzan daha yapacağım. Bu sırayı bu şekilde dilediğimiz kadar uzatalım arkadaşlar. Evet, ben 3 tane yaptım. 3 tane yeterli benim için. 1, 2, 3. Şuradaki gibi buraya da kutucuk yapıyorum. Başta nasılsa sonda da aynı arkadaşlar. 2 zincir çektim, bir atladım. Kutucuğumu yaptım. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim, çevirdim. 2 3 oldu baştakiyle beraber. 4 5 tane trabzan yaptım. İkili trabzan yine. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepeye bir aldım arkadaşlar. 1 2 atlıyorum. 3.'ye şöyle ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim tekrar. 1 2 atlıyorum. 3 tane ikili trabzan buraya yaptım. 1 tane ikili trabzan 4. 3 tane de bu tarafa yapıyorum. Toplamda 7 oluyor.
Bakın. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir 1 2 atlayıp 3.'ye ikili trabzan 1 2 3 4 zincir 1 2 atlayıp 3.'ye şimdi yeniden 7 tane trabzanım var. 3 4 5 6 7 Bakın. Buradakinin aynısı. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir, iki atladım. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir, iki atladım. Beş tane de buraya trabzan yaptım. Buralar yarım olan yerlerim. Şimdi 1 2 3 zincirim var ve çevirdim. Buraya değil, şuraya batıyorum. 2 3 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle gelişi güzel boşluğa battım. Sık iğne şeklinde. İkinci sık iğnemi de trabzanın tepesine battım. Üçüncü sık iğnemi de yine boşluğa battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Bakın. Bir, iki, üç, dört zincir. Boşluğa batıp sık iğneyle kilitledim. Trabzanımın tepesine battım sık iğneyle. Geçtim sol tarafa, oraya da bir sık iğne yaptım. Toplamda üç tane sık iğnem olmuş oldu aslında. Bir, iki, üç, dört zincir. Yine üç trabzanım var burada. 2 3 1 2 3 4 Şuraya atladım. 1 2 3 4 ve 1 2 sayıp 3.'ye batıyorum. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim ve çevirdim. Bakın. Şimdi bu sıranın birebir aynısını tekrar buraya uygulayacağım. Aynısını yapıyoruz. Hiçbir değişiklik yapmadan aynı sırayı bir kez daha tekrarlıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Hemen sık iğnemin birincisine battım. Hemen ikincisine battım. Hemen üçüncüsüne battım. 1 2 3 4 zincir. Aynısını tekrar ediyorum. 1 2 3 4 zincir. Aynısını tekrar ediyorum. 1 2 3 4 zincir. Aynısını tekrar ediyorum. Bir, iki, üç, dört zincir.
Aynı şekilde bu sırayı da böyle başa kadar gelelim. Aynı şekilde bakın sırayı başa kadar birebir kopyasını yaparak aynı şekilde geldim. 4 tane zincirimi çektim yine. 3 trabzan, 4 trabzan, 5.yi de yine şu şekilde battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tepeye bir aldım ve tam şu ortaya, yani şu alt trabzanımızın hizasına gelen yere ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincirim var. Şöyle hemen şuraya 1, onun yanına 2, trabzanın üstüne 3, trabzanın üstüne 4, trabzanın üstüne 5, zincirin üstüne 6, zincirin üstüne 7. Bakın. Bu sırayı da bu şekilde 1, 2, 3 zincir tam ortaya batıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Şu ikinci zincirden batmaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sırayı da bu şekilde tamamladım. 1, 2, 3, 4 zincirle yine çevirdim arkadaşlar. Pardon, 5 zincirle çevirdim. Tepeye bir aldım. Şöyle 1, 2, 3.'ye bir kutucuk yaptım. Hemen 3 tane trabzan yapıyorum buraya. 3, 4 boşluğuma, 5 boşluğuma, 6 tepeye, 7 boşluğa, 8 boşluğa, 9 trabzan tepesine, 10 trabzan tepesine, 11 trabzan tepesine. Şimdi 2 tane zincirim var tekrar. Bir atlıyorum, şuraya batıyorum. 1, 2, 3 tane trabzanım var. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane trabzan yaptım. Şimdi araya kutucuğumu yapıyorum. 2 zincir çekip bir tanesini atlıyorum. Diğerlerine devam ediyorum. Tekrar 11 kutucukla bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. 11 trabzanla. Burası aynı olduğu için hızlı geçiyorum. İki zincirim var ve köşeye kadar geldim. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip sıramı yeni baştan tekrardan kuruyorum arkadaşlar. Yani şunun aynısını buraya kuruyorum. Hemen onu göstereyim ve videomu bitireyim. 2, 3, 4,
Burada 5 tane trabzanım var. 2 zincirim var. Bir atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Burada ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorduk. 1, 2, 3'üncüye batıyoruz şu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Evet, 1, 2 atlıyoruz. 1, 2, 3, buraya bir tane, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar 4 zincir, 2 atladım. Aslında modeli şu anda bir daha yeniden kurmuş oluyoruz. 3, 4 zincir, buraya atladım ve bu şekilde yoluma devam edeceğim. Bakın tekrardan sırayı yenilemiş oldum aslında. Şu sırayı yeniden yapıyorum. Bu şekilde devam edecek. Şunu da göstereyim, daha iyi algılayacaksınız. Bakın bu şekilde birbirinin katları olarak model sona eriyor. Çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.